Burada 15 dereceyi kullanmak doğru olmaz bence. Yani şurada 30 derece var sonuçta. Burada da 45 derece var. Ne güzel artık şöyle bir karşısından dikindirirsek kök kiliterimin terimin 7 7. 30'un karşısı 7 ise 90'ın karşısı da 14 olacak C şıkkı. Şimdi 67,5'tan dolayı burası bakın 22,5 derece. Sonra şöyle tamamlayınca 45'ten dolayı bu sefer de 22,5 derece olacak. ACE açısı. Aslında bu soruda saf bir açı ortay yorumu yapacağız. Bakın köşegen sonuçta kenarın kök 2 katı. X de 3 kök 2'nin kök 2 katı. Yani X 6 olur. E şıkkı. Kenarlar oranı parçalar oranı. Söylediğim şeylerden biri bakın. İç içe geçen 90'larda alfabeta denemek lazım. Yani soru benden uzunlukla ilgili bir şey istediğinde bir denerim. Böyle alfa beta mecburen EDA açısı da alfa olacak değil mi? Çünkü alfa artı beta 90 derece. Şimdi bundan sonra 90 E, e açısı kesinlikle beta olmalı. Yine F açısı da beta olmalı. E, hangi üçgenler şu an benzer? DCF üçgeni ile EAD üçgeni benzer açı eşitliğinden dolayı. Sonra arkadaşlar burada fark ettiyseniz eğer beta'nın karşısı ve beta'nın karşısı iki üçgende de eşit. O zaman bu üçgenler benzerlik oranı 1 olduğu için eş üçgen. Alfa'nın karşısı 6 olduğu için alfa'nın karşısı EAD'de de 6. Zaten karenin bir kenarı 4 olduğu için 36 artı 16 kök 52. 2 kök 13 C şıkkı. Arkadaşlar 2, 6, 6 var. Ve karenin alanı soruluyor. Aslında biraz ee, şu merdiven soru mantıkları vardı. Ona bağlayacağız biraz olayı. En uzak iki nokta arasındaki uzaklığı bulurken böyle dik üçgenden yararlanıyorduk. Şimdi 6 altı 6'dan dolayı burası 45 derece ya. İşte bu soruda da şunu yapacağım. DE'yi böyle uzatacağım. Sonra B ile birleştireceğim 90 derece olacak şekilde. Şekil yamuk ama şuna dikkat edin 90 derece 90 derece sonuçta B de 90 derece haliyle ben buradan DB köşegenini artık burası 6 burası 6 olacağı için sonuçta orası da 45 45 90 oldu bir kare çıktı. E, 6 8 10 geldi. Hemen şöyle renkle de göstereyim bakın. Şu üçgende gördüğünüz gibi Pisagor yapmış olduk. Köşegen 10 olduğu için DB köşegeni bunun bir kenarı 5 kök 2 olur. AAA A, A kök giden alan da 50 olur arkadaşlar. E şıkkı. Bu soru şöyle, elimizde bir doğrusu gün bilgi yok, bari Pisagor yapalım sorusu. Çünkü gerçekten hani alana bağlayacağım da hiçbir kenarı bilmiyorum, sadece bir parçayı biliyorum, iki kök altı. O yüzden hipotenüslere aynı olan iki üçgenden bari en azından Pisagor yapayım derim. Şuraya A diyeyim, buraya B diyeyim, buraya da A artı B diyeyim. Şimdi FE'nin karesi neye eşit? 24 artı A kare. Aynı zamanda DE'nin karesine eşit a kare artı b kare artı 2ab artı b kare. A kareler gitti. 24 eşittir 2b kare artı e, 2ab 2'ye böl 12 eşittir b kare artı ab b parantezin al b çarpı b artı a 12 eşit. Bakın şimdi bu üçgenin alanı b çarpı b artı a'nın yarısı. Zaten biz burada 12 bulduk. 12 bölü 2'den cevap 6 geldi D şıkkı. Şimdi arkadaşlar burada dik V'yi önemsiyorum. Ben yani sorularda da söylüyorum bakın. Dik V'den kastım bu. Sağına soluna alfa beta yapacak şekilde alfa beta alfa bakın beta buradan da dik indirdiğim zaman şöyle yine beta alfa. Bilmiyorum DE'ye x diyeyim tamam mı? O zaman yine beta'nın karşısı x olur. Eş üçgen bunlar 90'ların karşısı aynı olduğu için. Hatta bakın abartıp buradan bile çekeceğim. Bunun bize faydası x'i buldurmak olacak. 10 bakın 10 x x 10. Konu anlatırken de çok bahsederiz bakın. Bu tarz böyle eşlikler hep yapıyoruz. Ee, 7 artı şey 7 eşittir. X artı 4 oldu. X güzel bir şekilde 3 oldu. Artık dikdörtgenin bir kenarı 3 bir kenarı da şurası 4. Buraya da 3 yazarsak 17 oldu. Buradan beyaz bölgeyi çıkaracağım. Yani karenin alanını. Karenin bir kenarı da 109 daha kök 109. Yani alanı 109 arkadaşlar. Buradan 112 oldu C şıkkı. Bu arkadaşlar bir eşlik sorusu size söyleyeyim. Niye biliyor musunuz? Şimdi şuraya alfa desem. Çok fazla 90 var ya. Alfa, beta, Sonra 90 olduğu için şu KCB'ye beta diyorum. O zaman F açısı alfa. Bakın şimdi alfanın karşısı DCF üçgeninde kenara eşit. Ee, şöyle rengi değiştireyim. Yine KCB üçgeninde alfanın karşısı kenara eşit gördünüz mü? Eş olan üçgenler DFC üçgeni ve KCB üçgeni. İkisinin de alfalarının karşısı DC bölü CB1 olduğu için eş üçgenlerdir. Bu yüzden KB 20 olduğu için FC de 20'dir. Hipotenüsler ikisinde de aynı olmalı. O zaman öklitten 4 çarpı 16 64, 8 olur. Tabii ki 20 olması için artık bakın FH'a 12 kaldı. Şöyle bir dik indiriyorum dik yamuk olduğu için FH EB 12 olduğu için burası da 12. Şimdi ne söyleyeceğiz? Bakın. E, bu üçgende tanjant alfaya lütfen dikkat etmenizi istiyorum. Şu KCH'ta. Kaç arkadaşlar tanjant alfa? 8 bölü 4'ten 2. O zaman burada da şimdi alfa dersek hakikaten şu üçgende de tanjant alfa şöyle şu kenara y diyelim. 12 bölü y. Bunun 2 olması için y kaç oldu? 6. Tamamı 16 olduğu için artık burada t noktası diyelim. HT 10 oldu. Dikdörtgenden dolayı x de 10, b şıkkı. İç içe geçen 90'larda arkadaşlar ben bir alfa beta 90 yaparım. Bakın nerede iç içe geçen 90 görüyor musunuz? Şöyle. Alfa dersem, buraya beta dersem o zaman yine KCB'ye alfa demeliyim. Şu beta ile işim yok artık onu siliyorum sadece alfalara odaklanın diye. Bakın şimdi alfanın etrafındaki bir kenar turuncuyla göstereyim böyle EC. Yine burada turuncu bir kenar CK yapalım. Sonra rengi değiştiriyorum. DC kenarına bakın ve CB kenarına bakın. Kenar, sonra açı ve yine arkadaşlar kenar. Hakikaten iki tane kenar, bir turuncu, bir de mavi, aradaki açı da alfa. O zaman gördüğünüz gibi bu üçgen DEC üçgeni ve CKB üçgeni eş üçgen olur. Ve bunların karşılarındaki DE kenarıyla da KB kenarı eşittir. Eş üçgenlerden kaynaklı da 90, 156, 246 yapar. Buraya arkadaşlar 114 derece kalır. Haliyle 114 nereyi görüyor? Mavi kenarı. O zaman buranın tamamı, E açısının tamamı 114 olmalı. 90 var. X'e de 24 derece kaldı A şıkkı. Bu soruyu çözebilen varsa tebrik ederim arkadaşlar. Gerçekten zor bir soru. Yani hangi taraftan yoldan yaparsanız yapın zor. Özel bir soru. Yine çözemediğiniz zaman moralinizin bozulmayacağı ama çözümünü izlediğinizde de aa bak böyle miymiş diyebileceğiniz bir soru. Şimdi burada arkadaşlar şu 45 derece ilginç arada kalan bir açı. Buraya alfa desem buraya beta desem Alfa artı beta 45 ya şöyle bir köşegen çizdiğimde o zaman 45'e tamamlamak için beta kalır. Yine 45'e tamamlamak için CAB'yi alfa kalır. Şimdi bundan sonra şurası zaten 45 derece. Buraya bir teta diyeyim. Sonra bakın lütfen DB köşegenini çiziyorum. Burası arkadaşlar 45 derece. Ee, şurası da mecburen teta olacak gördünüz mü? 45 alfa teta 45 alfa teta. Bu iki üçgen benzer arkadaşlar ve teta'nın karşısı karenin bir kenarına a diyeyim. A hatta kesirlerle uğraşmayalım. 2a kök, bir kenarına 2a a'dan 2a diyeyim. 2a kökü olsun. ac uzunluğu. Şimdi burada teta'nın karşısı karenin bir kenarı olduğu için 2a. O zaman Tetaların gördüğü bakın 2a kökü bölü 2a'dan Kök 2 yaptı. Benzerlik oranı kök 2. Haliyle şöyle bir şey söyleyeceğim. Alfanın karşısı A ise o zaman burada alfanın karşısı A bölü kök 2 olacak. Şimdi bundan sonra burayı gördük mü? Gördük. E, şuraya da böyle bir DP diyeyim. E, rengi de değiştireyim arkadaşlar. Daha iyi görünem DP uzunluğu. Şimdi burada PB uzunluğu kelebek benzerliği yapacağız arkadaşlar. Ee, köşegenin tamamı 2A kök 2 idi ya. Bundan DP yani A bölü kök 2'yi çıkarırsak 4A eksi A bölü kök 2'den 3A bölü kök 2 oldu. Yani şurayı siliyorum artık gördük. Bu PB uzunluğu 3A bölü kök 2 geldi. Benzerlik oranı kelebekten A bölü kök 2'nin 3A bölü kök 2 oranı 1 bölü 3. DF'nin uzunluğunu 3 vermişti. O zaman 3 bölü AB'den AB 9 oldu arkadaşlar. Artık demek ki karenin alanı 81'miş D şıkkı. Evet şimdi burada e, yine sağlam bir soruyla uğraşacağız. Şöyle bakın CFFB'ye eşit. DEEC'ye eşit. Bunun bize şöyle bir katkısı var. Kenarda göstereyim bakın. E, sonuç olarak bu bir kenar ortay. Şu bir kenar ortaysa burada sorudaki L noktası arkadaşlar bir ağırlık merkezidir. Ve bunun bize katkısı ne olacak? Birazdan soruda böyle A'ya 2A yapacağız. E, L, A ise LB 2A deyip bayağı bir iş halledeceğiz onunla. Bu birincisi. İlk oranı söyledik. A 2A. Iki İkincisi Şimdi bir de KE ile KA'nın oranını bulalım. Nasıl peki? Bu kadar orta nokta verilmişken bir paralel çekelim. Şuraya 2B dersem. Orta tabandan şöyle bir EM uzunluğu e, ne olur arkadaşlar? 2B pardon. Sonra burası 4B olduğu için te, ke, kelebek benzerliği C'ye 4C oldu. Artık orayı da bulduk. Burayı siliyorum. Yapmamız gerekeni yaptık. Şimdi... Artık bundan sonra şunu söyleyebilirim. Karenin alanı 10 köküçün karesi yani 300. O zaman EAB üçgeninin alanı karenin alanının yarısı değil mi? Yani 150. Şimdi de böyle bir doğru çekeceğim. A'ya 2A olduğu için 100 birim kare ve buranın tamamı 50 birim kare olacak. Alanlar oranı tabanlar oranı olduğu için de arkadaşlar buraya 10 Buraya da 40 yazarım. Böylece cevabı bulmuş olurum. İyi bir soru. Evet şimdi burada yine sağlam bir soruyla uğraşacağız. Şöyle bakın CFFB'ye eşit. DEEC'ye e, eşit. Bunun bize şöyle bir katkısı var. Kenarda göstereyim bakın. sonuç olarak bu bir kenar ortay. Şu bir kenar ortaysa. Burada sorudaki L noktası arkadaşlar bir ağırlık merkezidir. Ve bunun bize katkısı ne olacak? Birazdan soruda böyle A'ya 2A yapacağız. E, L, A ise L, B, 2A deyip baya bir iş halledeceğiz onunla. Bu birincisi. İlk oranı söyledik. A, 2A. Iki İkincisi. Şimdi bir de K, E ile K, A'nın oranını bulalım. Nasıl peki? Bu kadar orta nokta verilmişken bir paralel çekelim. Şuraya 2B dersem orta tabandan şöyle bir EM uzunluğu e, ne olur arkadaşlar? 2B pardon. Sonra burası 4B olduğu için te, ke, kelebek benzerliği C'ye 4C oldu. Artık orayı da bulduk. Burayı siliyorum. Yapmamız gerekeni yaptık. Şimdi artık bundan sonra şunu söyleyebilirim. Karenin alanı... 10 köküçün karesi yani 300. O zaman EAB üçgeninin alanı karenin alanının yarısı değil mi? Yani 150. Şimdi de böyle bir doğru çekeceğim. A'ya 2A olduğu için 100 birim kare ve buranın tamamı 50 birim kare olacak. Alanlar oranı tabanlar oranı olduğu için de arkadaşlar buraya 10 buraya da 40 yazarım. Böylece cevabı bulmuş olurum. İyi bir soru. Burada arkadaşlar bir çılgınlık yapıp belki böyle trigonometride e, şöyle alfa burası zaten 45 yani kosinüs alfa artı 45'i bulup kosinüs teoremi yapılabilir. 5 bölü kök 2 burası da 3 ama sayılar o kadar sıkıntılı ki yani önce trigonometriden onu yap sonra hallet son anda yani diyelim sınavda böyle bir soru çıktı diyelim yapacak bir şey yok deyip insan uğraşır ancak şimdi çözümün çok basit olduğu ama görmenin gıcık olduğu bir çözüm yapacağım size. Şöyle 3, 4, 5 üçgenleri olacak şekilde eş üçgenleri tamamlıyorum. Dik V'lerden yararlanarak. Alfa, beta 90. Alfa, beta 90 yardımı ile. Burası 3. Burası beta'nın karşısı 3 o zaman burası 3. Alfa'nın karşısı 4 eşliklerden dolayı. O zaman yine 4, 3, 4, 3 olacak arkadaşlar. Haliyle şu EK Artık bir nevi K noktası büyük 7777 karesinin de ağırlık merkezi oldu. Haliyle arkadaşlar buraya EF diyeyim. EF 7 kök 2 yarısı olacak EK 7 kök 2 bölü 2. Neden yarısı? Tam orta noktada o yüzden. K e, gerçekten simetrik olduğu için buradaki üçgenlerin hepsi birbirinin aynısı olduğu için K büyük karenin de ağırlık merkezidir arkadaşlar. Ve bu şekilde EK da 7 kök 2 bölü 2 olur. Benzer e, önceki testlerde veya bu testte çözmüş olabilirim arkadaşlar. Yine çözümün fena olduğu bir soru. E, bakış açısı kazandırmak diyelim tamam mı? Hani böyle her soruda da e, moda modu yapacaksınız diye bir şey yok. Bazen bizden ilham alarak yorumlar görüyorsunuz. Bunların bazıları sınav için hiç böyle alakalı bile olmuyor. Maksat düşünme becerimizi geliştirmek, ufkumuzu genişletmek arkadaşlar. Yoksa bir şey beklemiyorum. Bu soruda izleyin ve görün. Yine böyle enteresan bir soru. FAE 45 derece olacak. Ve benden istediği karenin çevresi yani bir kenarını bulun diyor. FC'de 6 verilmiş. Şimdi şöyle köşegeni çekiyorum şunu söyleyeceğim. Burası alfa olsun burası beta olsun. Zaten DAE açısı 45 olduğuna göre beta kalır. Çünkü kendim alfa artı beta'ya 45 dedim. Tamam mı? Sonra arkadaşlar şöyle yine alfa diyorum. O zaman bakın şöyle 45 olduğu için 45 beta buraya teta diyeceğim. Şimdi şu rengi bir değiştireyim. Şu köşegeni de çekiyorum. Dikkat edin lütfen. Sonra arkadaşlar bakın Şurası 45 derece. Burası yine 45 derece. Doğru mu? Ve dikkat. 45 alfa. Şurayı teta demeyeyim de buraya teta diyeyim. Hangi üçgeni benzer yapacağımı gördüm çünkü. Bakın 45 alfa teta bu üçgen. Bir de şuraya T noktası diyeyim. TAB üçgenine dikkat. 45 alfa teta. Burayı nereden göreceğiz hocam? İşte ben anlatıyorum. Böyle bir fantastik çözüm görmüş olun. Sonra arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Ee, burada tetanın karşısı AC büyük üçgende. Hangi üçgenlerden bahsediyorum? FAC üçgeni ile BTA üçgeni benzer. Birinde AC tetanın gördüğü diğerinde AB. Kenarın köşegene oranı zaten 1 bölü kök 2'dir. Benzerlik oranı kök 2 geldi. O zaman arkadaşlar alfanın karşısı 6 ise alfanın karşısı 3 kök 2 olacak. Şimdi şuraya dikkat lütfen. K burası da zaten 3K. Karşılık kenarlar birbirine eşit. Kelebek benzerliği nerede? Şuradaki BTE üçgeni ve ATD üçgeni. Benzerlik oranı K'nın 3K oranı 1 bölü 3. O zaman arkadaşlar burası da 3 kök 2 olduğu için 9 kök 2 olacak. Köşegen kaç oldu? 12 kök 2 DB köşegeni. Demek ki karenin bir kenarı 12'ymiş. Çevresi de 48 olur A şıkkı.